Çok ESI formülüne benzeyen ama küçük bir farkı olan çok e-toplayı göreceğiz sizinle birlikte. Çok e-topla şirketinizdeki, mesela bu tabloya göre konuşuyorum. Şirketinizde belli çalışanların maaşlarını istiyorsunuz. Mesela Ankaralı'da yaşayan, 30 yaş üstü, tam zamanlı çalışan vesaire. Böyle şartlarınız var ve maaşlarını istiyorsunuz. Yani herhangi bir tablodan belli kriterleri sağlayan kişilerin bir sütunundan değerler toplamak ya da bir bölümünden seçebilirsiniz. Yani sütunun tamamını seçmek yerine sadece diyelim ki şu bölümü de seçebilirsiniz. Mesela şimdi tam zamanlıya geliyorsunuz. Çok E topla diyorsunuz. Aralık toplamı bakın. Çok eğer sayıya çok benzer bu formül. Farkı başında bir aralık ister. Ben maaşları merak ediyorsam maaş sütununu seçerim. Noktalı virgül. Şimdi ölçüt aralığı ve ölçüt yani bilgilerin toplanacağı yer ve şartı çiftlerini oluşturuyoruz. Mesela diyorum ki Ankara ya il sınırı iller sütununu seçtim. Noktalı virgül Ankara yazıyorum. Şartım. Birinci çiftim tamam. Yani hem buradan hem buradan takip edebilirsiniz bu arada. Ankara tamam. İkinci şartım yaşlar. Yaş grubu. Noktalı virgül. Tırnak işareti açıyorum. Çünkü nümerik dışında bir şart girecekseniz tırnak işareti açmanız gerekiyor. Unutmayın. Klavyeden büyüktür diyorum. Mesela kaç? 25 yaş diyelim. 25 yaş üstü. Tırnağı kapadım. Noktalı virgül. En çok bu noktalı virgülleri atladığınız için ve parantez hatalarından dolayı formülleriniz yanar. Onu söyleyeyim. Dikkat edin. Ve son olarak da tam zamanları yakalayacağım. Bakın tam zamanlar için D sütununu seçiyorum. Noktalı virgül. Ve tam zamanlı kelimesini gelip seçiyorum. Ve parantezi kapattım. 3.900 lira toplam maaş ödüyorum. Kime? Ankaralı'da yaşayan, 25 yaş üstü ve bende tam zamanlı çalışan kişilere. Bu formülü aşağıya doğru çekerseniz herkesi bu şekilde görürsünüz. Stajyer olup bu şartları sağlayan kimse yokmuş mesela. Gördünüz mü? Formülün istediğiniz yerini istediğiniz gibi modifiye edebilirsiniz. Mesela buradakinde ben Ankara çiftini kaldıracağım. Ankara şartı kalktığında stajyerler için ödediğim para çıkıyor. Burada da başka bir şart koyacaksınız. Diyelim ki mesela işte tecrübesi şu kadar yıl olsun. Çok kolay. Sonra bir noktalı virgül koyuyorsunuz. Tecrübe sütununu seçiyorsunuz. Noktalı virgül. Ve sonra bir sayı yazıyorsunuz. Sadece yapmanız gereken şey işte stajyer baktığınız için bir tane olan bir sayı yazayım. Stajyer 1, stajyer 3, 3 mesela. Sadece 3 sayısını tırnaksız yazıyorum. Sayı olduğu için, nümerik bir değer olduğu için. Bakın stajyere 2150. Zaten galiba olan şu ki sadece şu stajyer o şartı sağlıyor. Ankara'da olmayan, 25 yaş üstü olan o şartı değiştirdik ve tecrübesi 3 yıl olan. Çok e toplayı gördük. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.